Ya sevilecek insanın bir kere havası vardır. Yani sevmekten durduk yere bir insan sevilmez ki. Evet. Bir kere derinliği olması lazım. Aklı olması lazım. Ben etini kemiğini neyi seveceğim yani? Evet. Düzgündür. Yani Allah güzel tecelli, düzgün tecelli etmiştir. Ama bir derin sevgi duyamam. Ama sevgi de kasteden derinliktir. Evet. Onun için bir kere o şahsın Allah'ı bütün detaylarda görmesi gerekir. Yani görebildiği bütün detaylarda. Ve sevmesi gerekir. Allah'tan korkması gerekir. Kur'an'ı kavraması ve anlaması gerekir. Yani Kur'an'ı adam hiç yerine koyuyorsa haşa. Nasıl bir akıldır ki bu? Haşa, evet hocam. Yani o akıldaki bir insanda nasıl ben bir derinlik bulayım? Daha Allah'ı fark edemiyor adam. Benim neyim? Nasıl fark etsin ya? Evet. Allah'ı göremeyen benim nasıl görsün yani? Estağfurullah, evet hocam. Allah'ı takdir edemeyen beni nasıl takdir etsin? Evet. Değil mi? Allah'a vefa gösteremeyen bana nasıl vefa göstersin? Allah'a teşekkür etmeyi bilmeyen bana nasıl teşekkür etsin? Evet. Değil mi? Allah'ın güzelliklerini takdir edemeyen bendeki güzelliği nasıl takdir etsin? Nasıl görsün? Değil mi? Kelebeğim, kuşun fark edemem. Evet. Oradaki derinliği göremeyen. Oradaki derinliği göremeyen bendeki derinliği nasıl görecek? Evet. Dolayısıyla ben ondaki derinliği nasıl göreyim? Yani benim için ne anlamı olur öyle bir insanın? Evet. Onun yerine kuru tabii Büşra onu kastetmemiştir ama sevilecek insanın vasıfları vardır. Yani her şeyden önce egoist ve bencil olmaması gerekiyor ayrıca. Evet. Egoist bencil olan çok basittir, sıradan bir insandır. Diğergen, fedakar olması lazım. Yani sevgi fedakarlık üstünedir. Evet. Sabırlı olması gerekir. Detayları çok ince görebilmesi lazım. En ince detayları daha görebilmesi lazım. Yani küt bir adam koftur. Ayet diyor ya şey, Cenab-ı Allah şeytandan Allah'sın kof kütük gibidir. Evet, diyor. Kof kelimesi çok manidar yani. Kof. Evet. Ya kitlevi böyle bir et kitlesi. Mesela ben bakıyorum yine şey televizyon kanalına. Bazen manken genç kızlar geçiyorlar. Hakikaten güzeller. Fizik olarak güzeller. Gözlerine bakıyorum bomboş. Evet. Ve ona robot haline getirmişler. En sıradan şeyler bile onlar çok rahat yaptırabiliyorlar falan. Yani hepsini tenzih ederim ama bir kısmı kişiliğini tamamen kaybetmiş. Sanki böyle et kemikten oluşmuş bir robota dönüşmüşler. Mesela delikanlı çocuklar var. Şahsiyeti sıfır hale gelmiş. Evet. Hakikaten yapılı böyle aslan gibi. Boyu bosu yerinde falan. Atletik yapılı, köşeli hatlar falan var. Ama hepsini tenzih ediyorum. Ben kastettiklerimi söylüyorum. Evet. Gözünde sığır ifadesi var. Evet. Yani bomboş. Evet hocam. Tam kof yani. Et kemik kitlesi böyle. Hiçbir derinliği olmadı yani aklının çok zayıf olduğu anlaşılıyor. Yaptığı hareketlerden de yani çok basit ve kurulmuş bir alet gibi olduğu izlenimini veriyor. Bir, yani insani bir derinliği olmadığı anlaşılıyor. Mesela bir kadında da yani derinlik yoksa o kadın zaten yoktur. Yani geriye protein ve kemik kalmış oluyor yani. Evet hocam. Bir avuç saç ve protein ve kemik. Yani düzgün bir şekil almış olabilir o. Tamam alır güzel onu takdir edersin. Ama insanı güzel yapan derinliğidir. Yani ne kadar derinliği güçlüyse o kadar güzel olur. Farkına varmadan basitliğin belasının içine giriyorlar. Yani birçok genç kız kendini mahvediyor. Delikanlı da kendini mahvediyor. Çünkü basitliğin içerisinde çıkar oluyor. Egoistliği, bencilliği basitliğin içerisinde çok iyi savunduklarını düşünüyorlar. Yani böyle basitlik denizine atıyorlar kendilerini. Etrafındakilerin de basit olduğunu düşünüyor. Kendisinin basit olmakla o savaşı onların içerisinde daha rahat yaşayacağını zannediyor. Mesela adil ise karşısındaki o ondan daha adil oluyor. O karaktersizse ondan daha karaktersiz oluyor. O yalancı ise ondan daha yalancı oluyor. Ve adilik yarışına giriyorlar. Sonunda çok korkunç bir tablo meydana geliyor. Yani basitliğin belası içerisinde. Allah yüzünden nuru alıyor, derinliği alıyor, tutkuluyor, sevgi alıyor. Geriye sandviç kalıyor, gazoz kalıyor, evet. Kola kalıyor, başka bir şey kalmıyor. Yani tam atom forvet böyle çok basit, sıradan, adi bir insan kalıyor geriye. Evet hocam. Yani kişiliksiz, böyle laf sokan, dedikoduya yatkın, çok adi ve küçük çıkarlarıyla yetinen, fedakarlık bilmeyen, derinliği anlamayan, fedakarlığı anlamayan, yoz, patavatsız, lafının sözünü bilmeyen küt insanlar ortaya çıkıyor bu evet, zaman. Hocam. Halbuki insan çok hassas bir varlıktır.
Beyninde çok iyi çalışır insanın. Yani en ufak bir adilik bile insanı çok ciddi sarsar. En ufak bir basitlik, egoistlik, çıkarcılık bile o insana karşı saygıyı çok ciddi şekilde sarsar. Evet. Yani cümle kuruluşundaki bir münasebetsizlik, mesela bir bön bakış, mesela adam boş boş esniyerek boş bir yere bakması mesela benim için. Ben mesela hayatta yapmam öyle bir şey. Yani var ya böyle tipler vardı. Böyle, böyle dalar gider, bomboş evet. bakar. Yani hiçbir ifade yoktur. Ama dakikalarca. Evet. Mesela bu çok küçük düşürücü bir şey. Bir insan nasıl bu hale düşebilir? Allah vermez. Evet hocam. Değil mi? Evet. Bir insanın dikkati hiçbir zaman için dağılmaması gerekiyor. Çünkü sürekli Allah'la biz bağlantı halindeyiz. Nasıl dikkat dağılır? Allah dikkatli olun diyor Kur'an'da. Evet hocam inşallah. Kur'an ayeti var evet. değil mi? Dikkatin dağılması demek Allah'la bağlantının kesilmesi demektir. Dolayısıyla yani tutkuyla sevilecek bir kadın, derinlikle sevilecek bir kadının her şeyden önce çok imanlı ve çok akıllı olması, Allah'tan korkması lazım. İnşallah hocam. Ve fedakar ve diğergam olması lazım. Yani egoist ve saldırgan olmaması lazım, sabırlı olması lazım. Lafa laf beş de üstte ve altta kalmayan değil, kibar olması lazım. Değil mi? İnşallah. Mesela insanlar şu an çıkardan çatıştığında en çirkin şekilde karşılık verebiliyorlar. Evet. Halbuki insan sevdiğine kıyamaz. Yani çok nezaketli cevap verilmesi gerekir. Evet. Çünkü bir söz insan affedebilir ama unutamıyor. Yani bir münasebetsizliği insan unutamaz. Evet. Kare kare insanın beyninde kalıyor o anlar. Fotoğraf gibi kalıyor. Evet. Kafamızda hep güzel kareler kalması lazım. Yani bir insanı severken biz kafamızda yüzlerce ona ait fotoğraf kalıyor. Binlerce güzel fotoğraf kalıyor. Kafamızda binlerce çirkin fotoğraf var ama onun da güzel yüzü var. Şimdi bin tane çirkin fotoğraf, bir de onun güzel yüzü bin bir. Evet. O bin tane fotoğrafı ne yapacağız? Evet. Ona baktığımda ben o bin tane fotoğrafı görüyorum. Bir de onun güzel yüzünü görüyorum. Bin fotoğrafın bini de güzel olması lazım. İnşallah. Bin bir de onun yüzüdür. Ve tamamı, yani insan çünkü hatıralarıyla sevilir. Yani evet. bir kadını severken insan hatıralarıyla sever. Mesela onun sürekli nezaketi, efendiliği, kibarlığı, saygısı, sevgisi, coşkusu, candanlığı. Zaman zaman pis hatıralar kafada kalırsa, insan beyni de o kadar hassas ki yani gayet iyi tutuyor. Evet. Her gördüğünde onu göreceksin. Bir gözün oraya bakar, bir gözün beynindekilere bakar. Beynindeki fotoğraflara bakar. Değil mi? Evet hocam. Şimdi beynindeki fotoğraflara bakarak onun gözüne bakarsın. Beynindeki fotoğrafların tertemiz olması lazım. Adam karşımdaki nasıl sabreder, olmadık adilik yaparsa, bir fotoğraf, iki o fotoğraf, onuncu fotoğrafta insan artık gücü kalmaz. On birinci fotoğrafta bırakır artık. Evet. Bırakabilir. Yani çünkü değersiz olduğunu ispat etmiş oluyor. Onu sonra götüremezsin. Onun için sevginin oluşması için, derinliğin oluşması için sürekli akıllı ve güzel bir imajı ayakta tutmak gerekir. İnşallah hocam. Onun için Kur'an der yani iyi insanlar değil mi? Evet. Mesela güzel insanlar, güzel insanlar, çirkin insanlar, çirkin insanlar. Yani mealen yaklaşık tabii benim kastettiğim böyle değil tabii. Evet. Yani Kur'an'a uygun insanlar, Kur'an'a uygun insanlara. Evet. Ama mealen söylüyorum tabii.